Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mürtedin hakkı hayatı yok. Çünkü hakkı hayatları tahrip edeceğinden. Yani sen bir adamı öldüreni niye idam veya müebbet hapis yapıyorsun? Niye hürriyetini kaldırıyorsun? Aynen bunun gibi. Yani bir adam bir insanı öldürse, sen buna niye kısas yapıyorsun? Niçin öldürüyorsun? Mesela hapsediyorsun, birkaç sene sonra çıkıyor. Güya zalime merhamet ediyorsun. Mazlumun hakkı hayatı ortadan kaldırıyorsun. Kısasta hayat vardır. Netice itibariyle caydırıcı olmadığından suç kar topunun katlandığı gibi katlanıp gidiyor. Adam öldürüyor. 15 sene yiyor. İyi davranıştan %40'ı gidiyor. Bilmem neyinden 3-5 sene kalıp çıkıyor. Bunu ne zaman anlarsın bu hükmün kanunu yanlış olduğunu? Senin babanı öldürseler, senin çocuğunu öldürseler, senin yakınına tecavüz etseler bu suçun ne kadar az olduğunu anlarsın. Öyle kürsüde oturup da bu suç ona çoktur demek, yok hürriyetini kaldırıyorum demek, yersiz bir merhamete mukabil mazlumun, öldürülenin hukukuna tecavüzdür. Yani sen bir adam öldüreni niye idam veya muhabbet ediyorsun denilir mi? Hayatını ortada kalkanın bedeli nedir? Hayatını kaldırdın. Hayatın kalkması lazım. Elini kestin, elin kesilmesi lazım. O zaman anlarsın el kesilmek nedir. Veya en azından caydırıcı olarak piyasada onu görüp o suç bir daha işlenmez. Onun için Osmanlı'da iki tane el kesilme vakası olmuş. Şimdi bak bakalım ne kadar hırsızlık oluyor. Niye hürriyetini kaldırıyorsun hapsederek? Aynen bunun gibi mürtet de mürtetliğini ilan ederek ve hakka saldırarak ki ölü oluyor. İman edenlerin ve imana niyetleri olanın 60 senelik hayatı değil, sonsuz hayatlarını tahrip ettiği için o ceza veriliyor ki zararı kendisiyle kalsın. Anladık mı? Bir daha. Zihniniz buraya toparlayın. Bak, aynen bunun gibi mürtet de mürtetliğini ilan ederek ne yapıyor mürtet? Bak, hayatı öldürenin hayatı gitmesi lazım. Gözü çıkaranın gözü çıkması lazım. Ne zaman anlarsın? Senin çocuğunun gözünü çıkaranın verilen TC'de şimdiki ceza verilen ne kadar az görüyorsun, ne kadar çıldırıyorsun, o zaman anlarsın. Senin çocuğunun gözü çıksa tecavüzün cezası ne olduğunu, şeriatın cezasının ne olduğunu kızana söylüyorum. Senin en yakına tecavüz edilse o zaman anlarsın bu cezanın ne kadar yerinde olduğunu. Mürtet de ne demek? Mürtet bak ne yapıyormuş. Aynen bunun gibi mürtet de mürtetliğini ilan ederek. Mürtet yani Müslüman oldu. Müslüman oldu. İçinde bulundu. Sonra reddediyor ve ilan ediyor. Ne yapar? İlan ederek hakka saldırıyor ki, yani reddetmek bir saldırmaktır. Saldırır ki öyle oluyor. İman edenlerin, bak saldırıyor yani kabul etti, böyle atıyorsun. Reddediyorsun, girme. Çünkü araştır, bir anda girme. Ama girdikten sonra reddetmek, saldırmak manasında olduğundan, iman edenlerin veya imana niyeti olanların 60 senelik hayatı değil, sonsuz hayatlarını tahrip ettiği için, yani mürtet İslam'a saldırıyor. Saldırmayla ben biliyorum, ben de girmiştim. Yeni müşteri olan, İslam'a girecek olanların onun kuvve-i manevisini yıkıyor. Öyle mesela yeni İslam'a girecek, mürtetleri görünce ben biliyorum ya 10 sene kaldım içinde.
onun Müslüman olmasına mani oluyor veya iman edenlerin imanında şüphe etmesine vesile olduğundan o insanın Müslüman olmasına veya Müslümanın şüphelenmesinden doğan sonsuz bir hayat zararı var. Müslüman olacak da olmuyor bundan dolayı. Saldırıyor. Yani yerinde durmuyor ki. Tahrip ettiği için o ceza veriliyor ki zararı kendisiyle kalsın. Mesela mürtede ceza verilerek zararı kendisine hapsediyorsun. Mürted yerinde kalmıyor ki, tecavüz ediyor. Etmez. Mürtedin zaten vicdanı yok. Yani etmez ya, İslam'dan çıktı oturacak ses yapmayacak. Hayır, öyle bir şey yok yani. Neye benziyor biliyor musun? Ateşi yaktık, duman çıkmayacak, ısı çıkmayacak, yayılmayacak. Ya öyle bir şey yok. Ben burayı yaktım, burayı. Yayılmayacak abi. La fıtrata zıt. Mürtet vicdansız olduğu için vicdansızlık yapacaktır. Sen şimdi yılandan zehir bekleme. Olur mu? Yılan su içer, zehir akıtır. Aynı suyu arı içer, bal akıtır. Yani mürtet demek vicdansız demektir. Vicdansız demek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir der. Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete ihanet eder. Kalbi bozuktur der. Mürtet vicdansızdır der Risale'de. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir, nötr değildir. Münafık yani oluyor. Yani her türlüsü şu işleyebilecek şeyde, konumda. Tabii, çünkü zaten adam kurulmuş saat. Yerinde durmuyor, görmüyor musun? Yani bazılar şöyle zannediyor, ya adam mürtet olmuş, oturuyor kenarda, ne istiyorsun? Değil işte, mürtet böyle değil. Mürtet ateş yandığı zaman durmayan şey, suyu döktüğün zaman artmasını durduramazsınız, meyle akar. Mürtet demek vicdansızdır, mürtet kapsızdır, mürtet Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü'nün aleyhindedir. Mürtet Allah düşmanıdır. Ama fetve tehli böyle değil. Mesela, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولًا. Bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Adam din yok. Kutuplarda, Sibirya'da. Din düşmanı değil ki. Niye bunu din bir şey demiyor? Hatta onu cennete koyuyor. Hiç din yok ha. Sibirya'da din duymamış. İmam-ı Gazali'ye göre Avrupa'da olsun, şurada burada olsun. Dini duydu ama yanlış duydu diyor. Terörist dini olarak duydu. Yani ne kadar doğru duyabilirdi, ne kadar doğru duyduğunu değerlendirdi, değerlendirmedi. Ha? Görüyor musun? Değil fetrete Avrupa'da, mesela Bağdat Caddesi'nde doğan bir çocuk namaz kılmıyor. Senin çocuk da namaz kılmıyor. Böyle anne babanın çocuğu. İkisinin de fiili aynı. Ceza aynı olur mu? Olmaz. Yani İslam ne yapıyor? Bak, koruyor. Fetreti, din gitmediği için hiç hesap sormuyor. Direkt cennete koyuyor. Fetret derece derecedir. Ne kadar duydu, ne kadar duyabilirdi, ne kadar duyduğunu ihtiyarıyla reddetti, ihtiyarsız reddetti. Mesela öyle Almanya'da duydu. Ama yanlış terörist dini diye duydu. Yok, doğru duydu. İhtiyarı ne kadardı, iradesi ne kadardı, çevrenin baskısı ne kadardı, ne kadar İslamiyet'i duydu da İslam olabilirdi ama kendi ihtiyarıyla olmadı. Hep bunlar mahkemede sorulacak şey. Mürtet öyle değil işte. Gir, bu nimeti tat, Allah'ını al. Mürtet demek Allah'ı reddetmektir. Allah düşmanlığıdır. Aleyhinde bulunmaktır. İşten tahriptir. İşten tahrip ediyor. Biliyor. Mesela diyor ki münafık hangisi daha şerdir? Tamam mı? Kur'an'da var, Bakara suresinde onu tefsir ederken öyle var. Kafirin münafıklığı mı? Mesela Hristiyanların mı? Veya ateistin. Diyor ki ehli kitabın münafıklığı daha dehşetlidir. Kafire göre. Müslümanın içinde bulunan mürtedin münafıklığı daha beterdir. Sırayla. Kafir mi? Semavi dini olmayan yani kafir. Ya evet, o kafir. Yani ötekisi kafir ama ehli kitap. Ehli kitap, Hristiyan, Yahudi. Mesela Yahudinin
münafıklığıyla ateist bir devlet düşünün. Yani Kore mesela. İslam düşmanlar mı? Adam umurunda değil ya. Din zaten öyle ateistlerin öyle din düşmanları da yok yani adamların. Ateistler diyor ki böyle bir bizim problemimiz yok diyor. Ama ehli kitaptır Yahudi. Ehli kitaptır Amerika, İngiltere. Nasıl İslam'a düşmanlık ediyor görüyor musun? Hatta bazı papazlar Arapçadan Kur'an okuyabiliyor. Yok. Onların onların münafıklığı daha dehşetli. Onlardan daha dehşetlidir bizim içimizde bulunan. Mesela Fethullah'ın düşmanını düşün. Münafıklığını düşün yani. Mürtetliğini düşün. Ne kadar zarar? Kim o kadar zarar verebilir? Şimdi Fethullah'a hakka hayat ver. Hı? Bu kadar 200 kişiyi öldürten gizli katiller hariç İslam gözüküp Müslüman'ın dinini istismar eden, zekatını, para sadakasını, kurbanını mahveden, yani ya hakka hayatı var. Ver hadi hakka hayatını. Ne olacak pek o kadar kişilerin kurbanını, zekatını bu kadar öldürttü. Türkiye Cumhuriyeti'nde bile adam öldürmekten daha fazla cezadır. Adam öldürtmek, azmettiren. Bu adam elemanlarını öldürttü yani bu ihtilalde. Kur'an ne diyor? Bir masum insan öldürmenin cezası nedir bedeli? Sonsuz cehennemliktir diyor Allah Kur'an'ında. Mürted, yani mürted bildiğimiz gibi değil. Yerinde durur. Durmaz kardeş. Böyle bir şey yok yani. Fıtratta yok. Ateş yerinde durur mu? Su yerinde durur mu? Dolayısıyla insanların 60 sene, 70 senelik dünya hayatına zarar vermiyor mürted. İmanlarına hücum ettiği için imanları sonsuza baktığından, iman sonsuzdur, ona da bu sonsuz ceza verilmesi lazım. Kolu kesenin, kolu kesilecek. İmana hücum edenin sonsuz cehennem olması lazım. İman edenlerin ve imana niyetli olanların, niyeti olanların 60 senelik hayatı değil, sonsuz hayatlarını tahrip ettiği için o ceza veriliyor ki zararı kendisiyle kalsın. Yani mesela Hanefi'de namaz kılmayanın hapsediliyor. Niye? Bu adet yayılmasın, bu kötülüğü kendi zatına kalsın. Abi ben kılmam. Hristiyansan Karaköy'e git. Osmanlı, İstanbul, İstanbul, burası İstanbul'du. Tamam mı? Ehli kitap mısın? Hristiyan sonra bir şey dememiş. Her türlü rezillikler var ama senin sağında kalsın. Yayamazsın bunu. Ne o? Karaköy oradan gelmiş. Gayrimüslimlere tahsis edilen yer. Karaköy. Git oraya. Tamam. Hem İslam içinde bulun, hem Müslümanım de. Alelen sorsalar kimsin? Ben Müslüman mısın? Kafirim de demiyorsun. Ondan sonra içten İslam'ın aleyhinde bulunuyorsun. Müslümanım diyorsun. Neredeysen orada ol o zaman. Sana müsaade ederler mi aldatıyorsun? Münafıklık yapıyorsun. Bir insanı dinsiz, mürtet yaparsa ki onun için uğraştığını fiilen görünüyor. Yani mürtet fiilen İslam düşmanlığına dönmüş demektir. Reddediyorsun bak. Tak atıyorsun. O zaman diğer insanların imanına hücum ediyorsun. Seni o zaman durduruyorlar işte. Dine şüphe gelen zat ahiret mahkemesine verse mürtetten dolayı mesela Turan Dursun diye bir zındık var Adana müftüsü. Mürtet. Fethullah mesela mürtet. Nedir o? Belki de mürtet değil. Daha baştan önce miydi bilmiyorum. Mesela bak diyor ki La ilahe illallah dese diyor Fethullah diyor. Muhammedun Resulullah demese diyor. Kurtulur diyor. Diyor mu demiyor mu kitabında? Ustad da Bediüzzaman Hazretleri de 15. mektupta diyor ki ahir zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Süfyan namında bir zat gelecek risaletini inkar edecek diyor. Peygamber inkar edecek diyor. Yani La ilahe illallah dokunmuyor. Muhammed Resulullah demese de diyor. İnkar. Bu adamın yaptığı, İslam içindeki yaptığı zararla bir komünistin Müslümana yaptığı hücum aynı mı? Şüphelendiriyor.
Peki nereden anlıyor? Onun etbağı binlerce ve milyonlarca insanların itikadı gitti. Binlerce insana CHP'ye, İslam düşmanına oy attırdı. Yani CHP'yi fert değil ki, rejimdir ya, Kemalizmdir ya. Sufyaniyet rejimidir. Onu temsil eden parti yöneticileri, başkanları falan, onlar önemli değil o. Mesela Cumhurbaşkanı bak namaz kılıyor, bilmem ne yapıyor ama Kemalizm rejiminde. Cumhurbaşkanı namaz kılması, Müslüman olması bu rejimin ortadan kalktığını değil. Rejim önemli, şahıslar o kadar mühim değil. Ha? Rejim önemli. Bak rejimin, rejimde Turgut Özal da namazdaydı, Abdullah Gül de namazdaydı, Tayyip Bey de namazlıdır. E ne yapabiliyor? Rejim devam ediyor. Onların Müslüman olması bu devletin, devletin dini İslam'dır oldu mu? Bu devletin dini İslam'dır var mı? Yok. Ha, bu rejime adam Fethullah şey yapmış. E şimdi desteklettirmiş. Din düşmanına ya bu devletin dini İslam'dır'ı kaldırıyor. Laiktir diyor. Ve ona İslam düşmanına okullarda siyer, Kur'an-ı Kerim ders okutulmasını adam kanun çıkartıyor Tayyip Bey. Bu CHP rejimi anayasaya başvuru bunun iptaline uğraşıyor ve dini cemaat olduğunu iddia eden adam da bu hadis, peygamberimizin hayatını Kur'an-ı Kerim ders okutulsun maddesini okullardan kalksın diye anayasaya başvuran CHP'ye dini iddia ettiğini söyleyen Fethullah ve grubu buna destek veriyor. Bu ne? Peki dini cemaatin, dini cemaatin düşmanı bu değilse, bu cemaatin düşmanı kim? Dostunu anladık, CHP'dir. Yani niye buna anlatıyorsun ya, yani mürtet dersini yaparken? Böyle kuru, mutlak bir bilgi aktarmak istemiyorum. Kur'an'da da yok böyle. Mesela ille şahıslar üzerinde, sistem üzerinde anlatıyor. Mesela Harun Aleyhisselam, Musa kısası, Musa Aleyhisselam. En önemlisi de Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın seyahati, Yusuf Aleyhisselam'ın Meyrem hadisesi. Yani olaylar içinde anlatıyor. Daha iyi anlaşılır. Şimdi Fethullah, mürtet desek anlamazdık yani. Zaten mürtetmiş. Fethullah dediğimiz zaman o kadın ya, şuraya bak ya. Heh, o zaman anlıyoruz. Mesela kısası anlatıyoruz. Gözü çıkarttı, gözü çıkacak. Olur mu canım, hürriyetizin? Heh, bunu anlamazsın, değerlen. Diyorum ki senin gözünü çıkartsalar. Ne istersin ceza? Buna ait bir şahit olduğum bir olayı anlatayım. 1988 veya 9. Rize'de bir ateist grubu geldi, bir temsilcisi var. 3 kişiler. Allah rahmet etsin. Hızır abiye geldiler. Benden aşağı felç, dershanede vakıf. Orada dediler ki kısasa biz düşmanız. İslam'ın bu kısasına karşıyız dediler. Tamam mı? Hiç unutmuyor. Ne kadar ikna ettiyse de mesela hırsızın eli kesilmesine karşıyız dedi. Ondan sonra yoktu adam kesti diyor. Bir yanlışlık kesti diyor. Ne onu eli kesilsin diye. Ona ne kadar anlattıysa adamlar Allah niyeti yok ya iman etme. O zaman neyse dedi. Madem şey değil. Normal konuşmaya geçti. Çay faslı geldi. Ne iş yapıyorsunuz dedi. O zaman dedi ki benim dedi fabrikam var dedi bir tanesi. Ardeşen'den gelmiş. Ardeşen'den mi gelmişti o pazar mı? Orada bir fabrikası varmış. Dedi bir tane çok iyi hatırlıyorum. Neyse onu unutturdu ya ders. Çay faslındayız unutturdu. Dedi ki sana bir şey sormak istiyorum dedi. Ama unutuldu. Dedi ki fabrika neyi imal ediyorsun böyle? İyi hatırlıyorum böyle. Makine galiba, teleferik miydi, çay şey böyle atölyesi var. Nasıl kurdun maşallah falan dedi böyle. Yani konu değişti tamam, güzel bir beşer havaya girdi. Ya dedi kurmak kolay olmadı hocam falan dedi tamam. Öyle kibar adamlar yani komünist değil ama öyle şey değil, onu anlamak için gelmişler. Böyle kibar oldu anlaşıldı ya, şey yapmıyor ya. Dedi ki nasıl kurdun?
Dedik ya bunu kurmak, oturtmak zordu falan. Tarlasını satmış derlesine. Hanımı da çalışıyormuş vesaire. Dedik sana bir şey soru sorayım dedi. Şimdi fabrikayı, dedenden kalan toprakları, köy toprağını, köyünü satmış. Yok Almanya'da abisi var, abisiyle kardeşi. Onların birikimi, kendisi çalışmış. Bilmem ne yapmış. Kadının bilezikleri böyle ile kurulmuş. Ben de bir şey yaptım dedi. Böyle bir fabrikası varmış böyle. Dedi ki bu fabrikayı satsan İstanbul'da büyük bir fabrika alacaksın. Kararlardır. Tamam. Fabrikayı sattınız ama İstanbul'daki fabrikayı alamıyorsunuz. Çok büyük bir para. Kadının bileziklerini de çıkartsan fabrikayı sattın. Tabii fabrikayı köyü sattın. Babadan kalan sattın. Ter emeğini sattın, koydun. Kardeşiyle abisi ama almaya demiş. Birikimlerini koydun. Bu fabrikayı sattın. Bu parasıyla İstanbul'a giderken fabrika alacaksın. Ama gene yetmedi. Kadının bileziğini, çocuğun kumbarasını sağdan soldan da borç aldın, ek yaptın. Fabrika almaya gidiyorsunuz. Bunun daha büyük fabrika. Cebinde de tabii fabrika sahibi olduğu için belinde de silah var. Arabayla gidiyorsunuz. Üç kişisiniz yani. O konuşma değişti ya, tam değişti. Çay faslında. Dedi ki, birisi de sizi takip ediyormuş meğer. Tamam. Tabii ne olur ne olmaz, yemeğe çıkarken paralar çantada. Çantayı da aldınız, lokantaya giderken. Sizi takip edenler dur, pat diye çantanı kapsa. Çocukların kumbarasından, kadının bileziğinden, babanın dedenden kalan arsayı sattın, gider o parayı kaptı adam giderken. Sen silah çekip ayağında vurur musun vurmaz mısın dedi. Dedi ki, hoca dedi ya, ne ayağı dedi ya, vallahi kafasını sıkardım dedi ya. İşte şeriat diyor ki, kafasını sıkma elini kes diyor. Ona dayandırdı. Bir zinadan dolayı cezaya karşı olan bir adam gelmişti bana. Dedim ki, anan var mı dedim. Var dedi, ne kadar itiraz ettiysen. Anana tecavüz etseler ne yapardın, nasıl ceza olmasını isterdin. Tamam, İslam ona göre ceza veriyor işte. Kabul etti mi peki? Etti. Ya razıyım o kadar der misin dedim. Anana yaptılar, bacına yaptılar, kızına yaptılar. Yani kendini onun yerine koyunca ancak insanın duygusu heyecana geliyor. Sen kolunu kestiler mi? Oradan konuşuyorsun. Kol kesmeye kolu kesilir mi? Senin bir kesilsin de göreyim. Kolsuz tuvalete git de gör. Kolsuz git tuvalete de donunu indir de gör. Bu kolsuzluğun ne demek olduğunu, ona 3-5 sene ceza ile çıktığını, ne kısa psikolojileri bozuk olduğunu, ben boşuna yazmadım bunu. Ne kadar psikolojisi bozuk olanlar müracaat etti, onun için yazdım bunu. Ya, ben dedi, şey yaptık dedi, gitti gözümü çıkarttı dedi, tamam, işkenceyle. Adama diyor 7,5 sene ceza verdiler dedi ya, gözüm gitti dedi ya, bir gözün değil 7,5. Ondan sonra iyi davranışında bilmem ne daha sonra 3,5 sene sonra çıktı diyor. Bunu pazarda söylüyor bana. Rize'den gelmiş herhalde. Ne olması lazım? Hocam dedi ya, bunun kafası kesilmesi lazım dedi ya, başka yer lazım. Ya bir tane gözünü, bir gözü çıkardı, kafasını kesmedi, bir göz olsun. Ona bile tahammül etmiyor. Ne zaman anlarsın? Senin gözün çıktığı zaman anlarsın kısasının ne demek olduğunu. O zaman ne dedi biliyor musun Ateşe Solcular? Galiba doğru söylüyorsun dedi. Fabrikatı ayağına sıkar mısın dedi. De ayağına, kafana sıkar. Ne ayağına dedi ya? Kafasına sıkarım dedi ya. Bak şeriat kafasına sıkmıyor, eline sıkıyor dedi. Elini bile çok görmüştüm biraz önce dedi. Durdu. Birbirlerine bakıyorlar. Galiba doğru söylüyorsun dedi. Bana da öyle geliyor. Galiba doğru söylüyor. Sana dayansın yumurta gör. Şeyde de öyle. Bazı WhatsApp gruplarında beni eklemişler, tamam mı? Biz hadis çıplak hadis nakli diyorlar. Yok. Karısı kocasının şunu yapmadıkça cennete giremiyor.
La kardeşim, yani nasıl bir koca olacak, nasıl bir kadın? Bunu sen hadis ulemalarının, muhadislerin o tefsirine bakmadan çıplak Arapça meal veriyor. Arapça meal veriyor, tamam. Ondan sonra bunu dinleyen ne yapacak? Kürsüye çıktım. Despot bir adam düşünün, bak karısına zulmeden cumaya gelmiş. Ben de bu hadisi zikrettim. Yok kocasını şöyle yapmadıkça işte kadın cennete giremez. O despot ne diyecek? Vay be, haklıymışım ya. Sen ben kimiz ya? Deccal yapmış zaten bunu. Kur'an meali okusun, ne mal oldu ortaya çıksın. Çünkü müteşabih ayetleri bilemez. Sen ancak ne yapacağız? Muhadisler, hadis imamlarının o konuda neler getirmiş onu nakledeceksin. Ne zaman anlarsın? Ne zaman? Bak niye? Niye bu konuya sokuyorsun? Kardeşim niye tepki veriyorsun dediler Hasan. Niye tepki veriyorsun? Kardeşim bana bakıyor bu iş. Allah bana soracak, bu yanlışı gördün, niye cevap yapmadın, müdahale etmedin? Ya otursun, oturamıyorum. Niye müdahale ediyorsun? Duramazsın ki ya, olayı biliyorsun. Ne kardeşim ya, bir hoca sıfatıyla Arapça biliyorsunuz diye ahkam hadislerinden millete servis yapıyorsunuz. Sucunun, gusrun, haddun, mutalan, zahrun, bir sürü malum mertebesi var ki Üstad Hazretleri 24. sözde 2. dalında usulü anlatıyor, hadis usulünü anlatıyor. Çıplak olarak böyle hadis işi yapıyorsun ya. Bu da böyle yani kardeşim. Niye, nasıl duramıyoruz? Biz nasıl duramıyorsak dini anlatmaya, ondan anlatıyorum. Hamiyetimizden, bu da bir sebepten dolayı çıktı. Çıktı durmaz, ben duramadığım gibi. Bu sefer insanların sonsuz hayatına tecavüz ediyor. Sonsuz hayatını tehdit ediyor. Müslümanların sonsuz hayatı tehdit altında. Mürted. Dine şüphe gelen zat bana mürtetten dolayı bir şüphe gelse, mürtet. O Müslümanın imanına şüphe geldi. Ahiret mahkemesine verse, dese ki ya Rabbi şu mürtedin şu yazısından, sözünden ben imandan senden şüphe ettim. Ahiret mahkemesine verse bu mürtet ne kadar cezayı hak eder? Allah'tan şüphe etmek, tamam, Allah'ın zıttı kadar cezası vardır. Çünkü reddedilen Allah'tır. Niye sonsuz cehennemdir deniliyor da 60 sene yaşayan, aynı buna benziyor. 60 sene yaşayan bir kafirin niye sonsuz cehennemdir de 60 sene ceza verilmiyor? Düz mantığa bakarsan, çıplak mantıkla bakarsan 60 sene kafir küfürle geçenin cezası 60 sene olsun. Lan 120 olsun. Niye sonsuz olsun? Hayır. Zaman 60 sene bedenseldir. Ruhun zamanı yoktur. Mesela bak anlatayım. Bir dakika bile yaşasa Allah yoktur demek. Niye sonsuz cehennemdir böyleyse? Çünkü reddedilen Allah'tır. Allah neyse zıttı kadar cezası vardır. Öyle bir dakikayla 60 sene değil bu iş. Yani reddedilenin mahiyeti ve hakikatine bakılır. Neyi reddediyorsun? Ha? TC'de de öyle. Seçilmiş başkanı şey yapmıyorsun. Reddediyorsun bak. Demek ki Allah sonsuzdur. Ezeli ve ebedidir. Onu reddetmenin cezası da ezeli ve ebedi cezası olması lazım. Bu birinci cevap. İkincisi, zamanla mukayyet bedendir. Ruh ise zamanla mukayyet değildir. Bunu reddeden, Allah reddeden ve kabul eden ruhtur. O zaman ruhun yapısına göre ceza ve mükafat verilir. O zaman reddeden ruhsa, ruhta da zaman yoktur. Cezası sonsuzdur. Çünkü ruh sonsuzdur. Dünyada da böyledir abi mesela. Sen bir cumhurbaşkanı öldürdün veya sıradan bir adamı öldürdün, aynı bir ceza mı var? Hayır. Cumhurbaşkanı, müebbet. Eğer idam varsa idam ediliyor. Sen diyor musun ki normal adamı öldürdüm 15 sene, cumhurbaşkanı öldürdüm 15 sene? Zahirde hukukuna tecavüz görünüyor. Ama mürtedin hukukları, akılları nasıl payımal ettiğini görmüyor. Yani mürtetler, mesela mürtetler akılları payımal ediyor. Mürtetler cesede hücum etmiyor. Dimağa ve kalbe hücum ediyor. Bakın, kafirin hakkı hayatı var, İslam.
kafir kaşımızda. Tamam. Mürtet ise içimizde. Münafık yani. Münafıklık yapıyor. Yani, mürtetle münafıklık o zaman arasında bir... Mürtetle mi? Ya, münafık. O mürtetinden çıkmış olmuyor mu? Bak. Bu mürtet daha beterdir. Çünkü tabii münafık diyelim ki hiç Müslüman olmamış. Hristiyan. İslamiyet'i öğrenmiş. Mesela şey daha mı tehlikeli? Geniş dairede bakıyorsun sen şimdi. Tabii tabii. Geniş dairede bakıyor. Mesela 100 sene Arap dünyasını aldatan kimdir o? Lawrence. Kabe'de 2 sene mi imamlık yapmış. İngiliz casus. 2 sene imamlık yapmış. Mekke'yi imamı olmuş. Ha? Şimdi bu Arap dünyasını bir Türkiye'deki alimleri değil, Tunus'tan Cezayir'den Suudi Arabistan'a kadar. Bu adam münafık. Mürtet değil. Çünkü Hristiyan'da yetiştirildi münafık. Fethullah ise Hüsnü zannediyoruz Müslümandı. Ama İslamiyet'i sonra aleyhine döndü İslamiyet'in. Ve Müslüman gözüküyor içeride. Bu Lawrence'in yaptığı zarardan daha büyük zarardır bunun. Yani her münafık içimizden çıkmıyor. Karşıdan da var. Almanlar şimdi istihbaratı münafıklık yapıyor. Ama içimizde ona yataklık yapan, bizden gözüküp onlara çalışan bunlar mürtettir. Mürtedin içerisinde münafıklık da var. Ama her münafık mürtet değildir. Ama her mürtet münafıktır. Her üniversite diplomasında lise diploması vardır ama her lise diplomasında üniversite diploması yoktur içerisinde. Anladık mı? Yani üniversite diplomasının içerisinde ilkokul, ortaokul, lise diploması da var. Ama lise diplomasının içerisinde üniversite diploması yok. Mürtet üniversite diploması gibidir. Bütün mertebe var. Münafık öyle değil ya. Münafık Hristiyan da münafık. Ama içimizde de münafık olur. Yani içimizde gözüküp dinin aleyhinde bulunuyor ama hala dindar gözüküyor. Mürtet bu. Bu Fethullah mürtet mi? Mürtede doğru gidiyor. Şöyle diyelim. Fethullah önceden Müslüman mıydı? Bu sorunun cevabı bu. Müslüman değilse mürtettir. Önceden beri Müslüman değilse münafıktır. Dışarıdan içimize girmiş. Açıktan inkar etmiyor. Diyor da görmedi. Diyor yani. Mesela la ilahe illallah demek yetiyor. Muhammed Resulullah demese. Bu Resulullah'ın inkar değil midir? İşte münafıkana bir inkar oluyor. Evet. Mürtet yani. Evet. Bu içimizde bulunmuş. Yani dışarıdan bir inkar değil. İçeride faaliyet ediyor. Mesela İslam hukukunda kafirin hakkı hayatı var. Mürtedin yok. Mesela bir kafir düşünün. İngiliz, Alman, Amerikalı veya Yahudi. Ben İslamiyet'i kabul etmiyorum diyor. Öyle mi ya? İslam tamam. Buna yaşama hakkı var. Gel yaşa. Şeyde Harbiye'de Yahudiler var. Ataköy'de ve Kadıköy'de Ermeniler çok. Ben onlara kızmıyorum. Adam diyor ki ben Hristiyanım diyor. Ben Ermeniyim diyor ya. Komünist dinsiz ben diyor Yahudiyim diyor ya. Ama bu diyor ki ben Müslümanım diyor. Ve ağzı da laf tutuyor. Ondan sonra İslamiyet'te gözüküp İslam'ın aleyhinde saf triklerin bilmeyen cahil avam tabakasının imanını yok ediyor. O adam ben kafirim demeyle bu halk Müslüman ona uymaz. Ya kafir sen kafir lan siz etten. Kafir. O ve ben. Buna hakkı hayat vermiş İslam. Tamam. Sen ne oldun belli. Münafığı öyle değil. Tamam. Çünkü harici düşmanlar bizi güçlü kılar. İçerideki münafıklık bizi yok eder. Onun için derlerdi ki bana. Ya bu Fethullah meselesi çıktığı zaman... Ya Müslüman Müslümana düştü. Lan Müslüman Müslümana nerede düştü ya? Müslüman güçleniyor, zayıflenmiyor. Bu münafık içimizde vardı zaten. Bu münafık zaten içimizde vardı.
Yani Müslüman Müslümana birbirine düştü zayıflamıyor, tam tersine. Müslüman içerisindeki pislikleri temizleyerek şahlanıyor. Kalkamıyordu yani bir türlü. Hep ezmişlerdi. Kim ezmişti? Hariç değil. Haricin buradaki temsilcileri bizi ezdi. Kale işte fıtılmış. Tabii ya. Ya şu anda mesela bak rahatladı Türkiye terör noktasında pek an. Meğer gidip uçaklarla bomba atmıyor yani FETÖ'nün adamı. Gidiyor düşmana gönderiyorlar pilotu, gidiyor dağlara taşlara atıyor adam bombayı. Ya kafirin hakkı hayatı var, mürtedin yoktur. Mürted kontrolden çıkmış canavar gibidir. Bak işte hayal edin Fethullah'ı böyle deyince. Yani niye bu gündeme onu koydun şimdi? Ya kardeşim bunu uygulayalım da. Uygulay ya. Nasıl oluyor? Ve onun gibi ya. Mesela İslamsız ol. Yani hadisleri rahat inkar edenler. Aynı. Onların yaptığı tariple bir kafir Alman'ın Rus'un yapacağı tarif aynı mı İslam'a? İslamsız oğlunun rahatça kolunu sallaya sallaya ayeti inkar etmek manasında olan hadisleri rahatça inkar etmesinden Müslüman'ın vicdanına yaptığı tahribatı düşünebiliyor musunuz? Onun cezası da sonsuzdur işte. Biz buradan anlayamıyoruz onu. Dışarıdaki adam nasıl bir rahatsız oluyor, nasıl şüphe ve tereddüde düşüyor, ben birkaç tanesini görmüştüm. Ya hadi adam daha şey ya topçandı, gıda toptancısı, hadis değil hocam diyor. Hadisi rahatça Sahih Buhari'de geçiyor. Sahih Buhari doğru mudur ki diyor. Şuraya bak. Toptancı. Lan toptancı niye söylüyor? Maaş almıyor. Dinde seviyesi yok yani. Elife mertek der. Sahih Buhari doğru mudur? Nereden öğrendi bunu? Biraz sarsıldı. Dedim ki neyi esas alıyorsun? Kur'an'ı. Kim öğretti sana? Kur'an'a bakmak lazım. Kur'an'a bakacağını diyen adamın dedim 10 küsur tane cilt kitabı var. Kur'an'ı nasıl anlayacaksın dedi, Üsul diye kitabı var. Madem Kur'an'a sırf bakması gerekirken niye bizimle Kur'an arasına girip kitap yazıyor? He ya dedi. Kur'an'ın usulü var, tefsiri var, 10 küsur cilt, kitap tefsiri, tefsiri var, Kur'an tefsiri var. Niye giriyorsun o zaman Kur'an'la arama? O tefsiri okumayın, benim tefsirimi okunun demenin başka manası mı var yani bu işte? O tefsiri olmuş değil, ona mana veren şu alimleri değil, kendi kitabını koyuyor. De, o zaman çıksana arada. Hani Kur'an yeterdi? Nedir senin bu kitapların? Hani Kur'an bize yeterdi? Senin kitaplarını niye servis yapıyorsun? Hani Kur'an bize yeterdi? Televizyon niye dolaşıyorsun? Kur'an yeter, bitti. Konuşma. Ver bize Kur'an'ı, tamam. Kur'an yeter diyene tabi olmak, Kur'an'a tabi olmak değildir. Adamın fikrine tabi olmaktır. Çünkü Kur'an'ın fikri değil bu. Eğer İslam iman etmeyene hakkı hayatı vermemiş olsaydı, kafir yaşayamazdı. İslam kafire hakkı hayat vermiş. Niye? İman etmiyorum diyor. Tamam, bir sorun yok. İslam İman etmeyene dokunmamış zaten. Böyle bir problemi yok yani. Kafire hakkı hayatı vermiş. Mahkemede şahitliğini kabul etmiş. İslam hukukunda mesela mahkeme olacaklar. Kafir mahkemede İslam hukukunda şahitliği makbuldur. Mürtet bozulmuş tereyağı olduğundan etrafına zehir saçmaya devam eder. Neye benziyor kafirle mürtet? Yoğurt bozulursa yenir. Süt bozulursa yenir. Ayran bozulursa yenir. Her şeyin özü olan tereyağı bozulursa zehir olur. Okumuşsundur sen doktorsun. Tereyağının zehirliğini ben okurdum bilmiyorum. Acayip diyorlar. Bak her şeyin özü tereyağıdır. Bozulursa zehir olur. Yoğurt bozulsa yeniyor. Ben çökelek yaptım onu. Mürtedin zehir saçmaktan geçeni gören var mı? Yani mürtedim, tamam, ağzım batlandı. Duranı var mı? Adam İslamsız oldu, televizyonda bir videosunu bana gösterdiler, acayip bir şey. Üç kişi oturuyor, bir tanesi
ya bu Kur'an'ı diyor bazı ayetleri bu zamanda değişmesi lazımdır diyor. Orada üç kişinin içinde bir tane de İslamsız oğlu duruyor. Gülüyor böyle pis ağzıyla böyle gülüyor. Müdahale etmiyor. Sen durabilir misin? Sükut ikrardandır. Aynı fikri taşıyorlar demek ki. Şimdi benim bulunduğum bir o toplantıda Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar şey olmaması lazım kaldırmak deyince ben duracağım. He? Tahmin edebiliyor musunuz duracağım? Adam böyle ağzıyla gülüyor. Niye böyle sen iddet ediyorsun o zaman? Ya kardeşim imanıma hücum ediyor, Kur'an'ıma hücum ediyor. Müslüman gözüküp. Müslüman değil ki. Mürted. Babası söylüyor. Babası Kayseri alimi. Vaaz. Oğlum dedi. İran yetiştirdi diyor. Şiadır diyor. İslamsız oğlunun babası ya. Videolarda babasının beyanatları var. Alim bir adam. Fazıl bir adam. Kayseri emekli vaazı. Oğlumu dedi. Ben Mısır'a gönderdim şeyi. Oradan dedi. İran. Ben babasıyım diyor. Benden neyi biliyorsunuz? Evine gidince bütün Şia kitapları var diyor. Rumeli'nin. Sen de uzaktan konuşuyorsun. Adam oraya yakın. Sen mi daha iyi bilirsin çocuğunu? Sen mi onu biliyorsun? Babasını bilir. Şeytanımı daha çok seviyorum diyor ondan. Oğlunu şeytandan daha aşağı söylüyor. Videosu var. Şeytan bile olamaz diyor ya. Bunun sözü senin için bir gerçeklik yok mu ya? Zehir zemberek İslam'a kan kusuyor ya. Hadisleri inkar etme cesareti veriyor. Adam bak gıda toptancısı Sahih Buhari doğru olduğu nereden biliyoruz? Vay be. Ustad da diyor ki Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir diyor. Niçin oralara saldırıyor? İslam'ın ana merkez şarteline ceyranı indiriyor. Bir ampulü kırmıyor. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaatın doğruluk kaynağına şarteline hücum ediyorlar. Çok iyi biliyor. Kütüb-i Sitte'yi ortadan kaldırırsa Kur'an anlaşılamayacağını çok iyi biliyor. Kütüb-i Sitte çünkü peygamberin sünneti. Peygambersiz Kur'an anlaşılır mı? Anlaşılmaz bir kağıttan ibaret kalır. Kur'an muallimsiz olsa, anlaşılmaz bir kitap, Kur'an değil, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Peygambersiz Kur'an olur mu? Sen niye giriyorsun peki Kur'an'la benim arama? Niye tefsir yazıyorsun? Hani tefsir okumayın, Kur'an okuyun diyorsun? Hani şahıslara bakmayın, Kur'an'a bakın diyorsun? Niye kendine baktırıyorsun? Sahtekar. Kardeş, hamiyetli insan duramaz. Anladınız mı? Benim Müslümanlarımın imanı çalınıyor. Ayeti inkar etmek gibi olduğunu, hadisi inkar etmek aynı olduğunu benim Müslümanım bilmiyor. Bir hadisi değil, komple Sahih Buhari inkar ediyor. Ciğerim yanıyor. Bunu yapan adamı doğasım geliyor. Bunu bu hale getireni. Ama sende hamiyet yoksa, sende gayret yoksa, sende himmet yoksa, kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. İmanı ne demek olduğunu, imansızlığı ne demek olduğunu biliyor musun sen? İmansız yapılıyor. Cahil cahil imanlar yıkılıyor. Tepki vermiyorsun, bir de verene tepki veriyorsun. Tepki verene tepki veriyorsun. Senin imanından soracaklar sana. Niçin bu haksızlığa sustunuz? Mürtedin zehir saçmaktan vazgeçeni gören var mı? Kafir saçmaz zehir. Kafir kendi dünyasında ya. Zehir saçmaz. Mürted saçıyor. Mürted durmaz. Onu ancak ölüm durdurur. İslam inanmayanlara değil, insanlığa amansız düşman olana düşmandır. Unutmayın bu cümleyi. İslam inanmayanlara değil, insanlığa amansız düşman olanlara düşmandır. Kendine değil, kendine olsaydı inkar edenlere hak hayatı vermezdi. Kendine değil. Yani şahsın kendisine değil. Suçun büyüklüğü çok önemli.
Ateist felsefe kendi dünyasını kendi zanlarında kurduğu ve onun üzerinde fikirler yaptığından haklı zannediyor. Evrimi kabul ediyor. Sonra Tanrı evrim sürecinde müdahale etmiyor. Sonra mükemmel insan olduktan sonra gökten vahiy iniyor diyor. Böyle diyor felsefe. Yani Tanrı insanlara müdahale etmiyor. Tanrı insanları bıraktı böyle. Felsefe diyor ha bunu. Okuduğum için söylüyorum. Koca bir felsefe kitabının ana fikri. İnsanları Tanrı bıraktı. İnsanlar çalıştı, birbirini kırdı, eli kırıldı, kafası kırıldı, sistemlendi. Ondan sonra kendi kendine sistemi buldu, hukuku buldu, şeyli kurdu. Ondan sonra vahiy gönderiyor. Böyle diyor. Böyle bir şey olur mu? Felsefe diyor kurulmuş bir şehire diyor peygamber gönderiyor. Şimdi kadar neredeydin diyor. Lan Adem Aleyhisselam inkar ediyorsun. Niye? Çünkü sen şeyin reenkarnasyonu Darwinizmi kabul ettiğin için. Tabii ki ya diyor şimdi ne gerek var diyor peygamberin gelmesine. Biz zaten diyor bu kadar bedel ödedik diyor. Şehir kurulana kadar birbirimizi anlayışana kadar bu kadar insan öldü. Şimdi kadar niye vahiy göndermedin? Oysa insanlık ilk önce peygamberlikle başladı. Maymunla başlamadı. Kur'an'a göre insandan maymun olmuştur. Ama maymundan insan olmamıştır. Allah insanları maymunlaştırmıştır. Domuz yaptı, hınzır yaptı. Şu anda da cismen değil de ruhen görürsünüz suratı da yılan. Öyle insanlar görüyorsunuz ki sokakta en gerek yılanı gibi suratı olmuş ya. Domuz gibi suratı var ya. Neredeyse dört ayakta gitmiyor işte. Sözü, gözleri, tipi şey yani. Domuz, çakal, tilki, ayı, hınzır, hayvanat bahçesi sanki sokak. Tecavüz eden bu zalimler. Bak İslam inanmayanlara değil, insanlığa amansız düşman olanlara düşmandır. Kendine değil, kendine olsaydı inkar edenlere hak hayat vermezdi. Bir de okuyorum. Ateist felsefe kendi dünyasını kendi zanlarında kurduğu ve onun üzerinde fikirler yaptığından haklı zannediyor. Evrimi kabul ediyor felsefe. Dinle kopuk ateist felsefesi. Evrimi kabul ediyor. Sonra Tanrı evrim sürecinde müdahale etmiyor diyor. Sonra mükemmel insan olduktan sonra gökten vahiy iniyor diyor. Oysa evrim safsatasını sabit ispatlanmış zemini kabul ediyor. Sanki evrim teorisi ispatlanmış. Sanki ilmiymiş. Teori bu ya. İddia yani. İddiayı ilim zannetmiş. Onun üzerine felsefe yapıyor. Zaten maymunun hani son döneminden geçişi Tanrı bir elle, Tanrı'nın eliyle son döneminden insana geçirdi diyorlar. Evet, o evet. Geçişi bile kendileri tabiata şey veremiyorlar. Veremiyor, evet. Onu da okumuştum. Yani. Maymundan şey, sürüngene, sürüngenin insan orada ciddi bir ara boşluk var diyor. Yani maymundan insan arasında bir berzah olmadığından onu o anda bir tanrı var diyor işte. Felsefe burada şey. Şimdi tanrı müdahale etti diyor. Şimdi kadar neredeydi tanrı? Kabul ediyor. Sonra bunun üzerine vahiy sorgulayıp fikir üretiyor. Yani insanlık evrildi, devrildi, çevrildi, bedel ödedi. Kendi doğrularını buldu. Tanrı geliyor, peygamber gönderiyor, müdahale ediyor. Bu sefer vahiy sorguluyor. Neredeydin diyor şimdi kadar. Böyle. Onun için kabul etmiyoruz vesaire. Lan vahiy zannetti ki şimdi var ya. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la o sanki vahiy var. Öte İsa Aleyhisselam'la yok, Musa yok, Adem'le yok. Evrim daha teori, yanlış olduğu ispatlanmış bir teori. Bunu ortaya atan Darwin, göz için evrim geçirdiğine emin değilim demesinin kendisinin de inanmadığını söylüyor. Göz diyor, hatırıma geldiği zaman diyor, kimle göz? Evrimleşti göz. Aklım çıkası geliyor diyor. Evrim olarak kabul etmiyor gözü. Sırf göz ha. Manevi duyguları demiyor. Bak ne? Diyor ki Darwin göz için evrim geçirdiğine emin değilim demesinin kendisinin de inanmadığını söylüyor. Felsefede bu yanlış zeminde Tanrı buraya kadar müdahale etmemiş de İnsan evrimini tamamladıktan sonra mı müdahale etmiş hezeyanın atıyor felsefe. Şimdi ne var diyor ya biz zaten kurduk sistemimizi.
Oysa baştan beri insan insandır. Ve vahiy ile insan, insanla insan olmuştur. İnsanlıkla başlamıştır insan. İnsan hayvanla başlamamıştır. İnsan hiçbir şeye benzemez. Niçin insan insanla başlamıştır? Çünkü insan varlık sürecinin sonucu değildir. Yani yaparsın binayı 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 da hadi bu olsun. Netice bu mu? Evet. Bu süreç bu netice için. Bu kainatın sürecin sonucu değildir insan. İnsanın ruhu kainattan öncedir. Elma gibi değil, ağacın sonucu değil. Evet, elma ağacın sonucudur. Ama elmanın içerisindeki çekirdek ağacın başıdır. Baştaki çekirdek de aynıdır. Bedensel itibariyle varlığın, şu varlığın işletim sisteminin sonucudur. Bedensel atom, karbon, kalsiyum, magnezyum, demir, uranyum var. Ama insanın ruhu bu varlığın sürecin sonucu değildir. Başıdır çünkü bu varlık yokken insan ruhu vardı. Oysa baştan beri insan insandır ve vahiy ile ve insan insansız insanlaşamaz. Bir daha insan insansız virgül insanlaşamaz. İnsan insansız ağaçlarla hayvanlarla insanlaştığını mı zannediyorsun? İnsan insanla insanlaşabilir. Vahiy ile desteklenmiştir ve hiçbir zaman onu Allah yalnız bırakmamıştır. Allah kainata kayyumdur. An be an tasarrufundadır ve Allah'ın nuru semavat vel art bunu gösteriyor. İslam'ı tarihe baktığımızda ekseri buluşların Müslümanlardan çıktığını, mesela tıbbın kaynağı İbn Sina'dır ve 600 sene Avrupa'da tıpta okutulmuştur. Endülüs İslam Devleti'nde İspanya'daki okunan İslam medeniyeti üzerine Avrupa şey yapmıştır. Yani resim de öyle. Hiç Avrupa'dan o meşhur o resim var ya, Leonic mi neydi? Leonardo. Yok bir tane var İtalyan. Bir tane var meşhur. Mesela hiçbir resmi tamam değildir. Yaşıyor, niye tamamlamıyor? Çünkü Kuzey Afrika'da Avrupalı kolonilerin gidiyor yağmalamış, katliam yapmışlar. Oradaki sanat eserlerini gemiyle getiriyorlar, pazarlıyorlar. Bu adam bütün resimleri aldı, kendi ben yaptım diye satıyor. Çünkü kendisini değil ki tamamlasın. Var mı şu bir tane var ya İtalyan? Michelangelo? Değil. Pascal? Yok yok, T ile başlıyor zannediyor. Bir tane meşhur ressam var. Yaşıyor ama yaşadı aldı tamamla demiş gülüyormuş. Tamamlasana şunu bütün resimle yan. Yarı Afrika, Kuzey Afrika'da yağmalamışlar. Aldıklarını getiriyorlar satarlardı. Bu da almış. Ya. Bu almış. Ben yaptım demiş. Nerede? Zaten öldürdü oraları. Katliam yaptılar. Yani gittikleri yerde bir canlı bırakmadı ki Avrupa. Cezayir'i daha yakın tarihte ya. 1,5 milyon Cezayirli'yi Fransızlar kesti. Amerika Kızılderililer ortadan kaldırdı. Amerika'nın katliamı 63.500.000'miş. Şu anda bilinen. 63.500.000. 1,5 milyon Irak'ta öldürdü. Bak şu medeni dediğiniz adamlar. Srebrenica ve Balkan katliamı, Makedonya, Arnavutluk, Üsküp'a katliamını Almanya yaptırdı. Evet tüfeği tutan Sırplar ama ona o finansmanı veren desten Almanlardır. Bugün PKK'da 30 bin insanı Almanlar ve İngilizler öldürüyor. Bugün IŞİD'in Arapların İngilizler kurmuş. İngilizler yaptırıyor. IŞİD'in yaptığı katliam hiç İngiliz. Giy elbise İslam, Müslüman mı? De o kadar. İngiliz ajanları. İngiliz yani. Bunlar insan değil ki. Şimdi bunlara hakkı hayat verilir mi ya? İslam gittiği yerlerde medeniye götürmüş. Katletmedik. Eğer hakikaten öyle olsaydı Avrupa'ya, şunu hepsini Yunanistan'a, Bulgaristan bizimdi. Hepsini Müslüman yapardı. Dokunmadı ki. Akara köyüne demiş, al dedi bu köy, bu belde sizindir. Burada yaşayın. Dokunmadı. Kalk dedi Fatih.
papaza önüm değil mi? Kalktı diyor sönücüs sahibisin dedi ya kilisesini. Al kilisesini orada olun. Hitler'in yaptığına da katliam denir mi o zaman? Hitler'in katliam, Hitler'in tam şeyini bilmiyoruz ama gözüken şeydir. Adam katliam gözüküyor. Çünkü masum insanları öldürmüş. Yani bir din faaliyeti değildi ki. Ondan sonra din öldürmez yani. Yani ne yapıyordu? Ne adına yapıyordu? Evet. Öyle baştan beri insan insandır. Ve vahiy ile desteklenmiş beri ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmamış. Allah kainata kayyumdur. An be an tasarrufundadır. Ve Allah'ın nuru semavat ve lard buna delildir. Allah'ın nuru yani Cenab-ı Hakk'ın esması buzdaki su gibidir. İslami tarihe baktığımızda ekser buluşların Müslümanlarından çıktığını bir kısmını tarih yanlış naklediyor. Bir kısmını da Avrupalılar çalarak kendilerine mal etmişler. Şimdi olmamasının sebebi, şimdi niye buluşlar Müslümanlar yapmıyor? Olmamasının sebebi uygulanan rejimin İslam düşmanı olmasından aramalıdır. Şimdiye kadar Türkiye'de buluşlar olmamışsa, köy muhtarından Cumhurbaşkanı'na kadar hangi rejimin adamıysa gidin ondan hesap sorun. Başörtüye tahammül edemeyen, başörtülü okutturmayan, namaz kılan öğretmeni atan rejime sorun niçin buluşları olmadı diye. Müslüman hakkı hayat vermedi ki. Hem Müslüman düşmanına devleti vereceksin, hem de bu devletin yaptığı tahribatı, yapmadığı buluşları Müslümana hesap soracaksın. Müslümana hakkı hayat vermeyeceksin, namaz kılan öğretmeni atacaksın, üniversite görevlisini atacaksın, milletvekili seçilmiş yemin ettirmeyeceksin, sonra da bu devletin geri kalmışlığının faturasını Müslümana ödettireceksin. Sen ne biçim insansın ya? Eğer köy muhtarından reisi cumhuriyete kadar hangi rejimin adamı yönettiyse, Türkiye terakki ettiyse bedelin mükafatı verin, hakkını yemeyin. Geri kalmışsa da faturayı da ona kesin. Kimin adamıysa ona fatura kesin. Lozan'la bu memleketi kime sattılarsa gidin ona sorun. Gidin ona sorun ya. Gidiyor. Müslüman düşmanının yaptığı tahribatı Müslümanlara fatura çıkartıyorsun. Sen ne biçim insansın? Adil olsana. Kim yaptıysa faturayı ona söyle. Eğer köy muhtarından reisi cumhuriyete kadar benim zihniyetimden bir adam idiyse tamam geri kalmışsa suç benimdir. Cezası da bana aittir, mükafatı da bana ait. Ama bunun tam tersi ise hiç kusura bakma ya. Ya yaptırmıyor bu rejim, ya yaptırmıyor, ya da çalınıyor, ya öldürülüyor. Kaç tane mühendis Aselsan'da öldürüldü? Bunu onlar yapıyor. Fethullah'ın adamları, uzantıları yani. Aselsan'da askeri buluşları yapanları öldürdüler yani kaç tane. İntersusu verdiler öyle değil mi? Jet'te giden uçak neydi? Atlas Jet. Mesela o ne maden mühendisleri vardı profesörleri. İsparta giderken havada parçaladılar uçağı. Şeye benziyor. Ziaul Hak vardı Pakistan devlet başkanı. Onu havada şehit ettikleri gibi. Ne acep ya bilim adamlarını ya tehdit ediyorlar çocuklarıyla. Annesiyle ilk önce gasp ediyorlar. Annem bizle konuşturuyor. Geliyor musun Amerika'ya gelmiyor musun? Mecburu buluşunu orada yapıyor. Veya gelmedi diretti öldürüyorlar. Kaç tane bilim adamını öldürdüler. Bunlar medeni insanlar değil. Ay işte ortada olanlar işte. Bunu yapan bunlar yani. Avrupa bunların elleriyle yaptırıyor. Fethullah'ın eliyle yaptırılıyor. Ya yaptırılmıyor ya da çalınıyor yaptığını, ya öldürüyor ya da onu mecbur hicret gösteriyor. Bunu herkes görüyor ve biliyor zaten. Aa yeni yeni Türkiye ayağa kalkıyor bak neler. 10 senede yapılan buluşlara bakın ya. Dünya şaşırtıyor değil mi? O da ne zorluklarla, ne kadar bilim adamı ve mühendisleri öldürüldü. Şimdi bir düşün ki hakim bile, avukat bile kendine imtiyaz gösteren cübbeyi giyiyor. Peygamber de sıradanlık var, imtiyazını
gösterecek bir tarafı olmadığından yabancı biri gelse hanginiz Muhammed'dir der. Yani hiçbir alamet imtiyazı yoktu. Bugün hakim, savcı, bir devletin bir mekanizmasında olanlar imtiyazlı bir mevkisi, arabası da ve elbisesi yok mu? Adam Yahudi geliyor, sahabelerin içinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı fark etmiyor. İmtiyaz yok yani. Bu ne biçim adalet ya? Hanginiz Muhammed'siniz diyor. Mecliste şu su dağıtan diyor. Yahudi inanır mı? Dalga geçiyor benimle diyor. Bu meclis herkes oturuyor, su dağıtan sizin reisiniz midir? Reisiniz kimdir diyor. Peygamberiniz reisiniz kimdir? Su dağıtan diyor. Ya, Yahudi diyor ki, Yahudi kafası alır mı? Ulan benimle dalga geçiyor dedi ya. Şu herkes oturuyor, su dağıtıyor. Başkasına gidiyor. Reisiniz kimdir diyor. Su dağıtan dedi. Üçüncüye de gidince, su dağıtan dedi. Dedi ve şöyle dedi. Peygamber, Seyyidü kavmi hadimu. Bir kavmin seyyidi ona hizmet edendir. Sen çıkın kalkıp reisleri senin aşeğine, etbağına su verecek yani. Hizmet edecek. Akşam evine bu çuvallarını omuzla götürecek, gizli gizli koyacak. Bir cumhurbaşkanı da, bir başbakan da, bir Müslüman da, bir memur eğer rüşvet yemiyorsa İslam'dandır. Eğer bu Türkiye'de şu anda biraz telakki oluyorsa biraz İslamiyet hakimdi olduğundandır. Kemalizm varken, ulan memleketi parmağın ettiler ya, talan ettiler ya, adaları verdiler ya, Batım'ı verdiler ya, İskeçe'yi, Gümülcine'yi verdiler ya, Suriye, Irak'ı, o şeyler hepsini verdiler şeyleri. Lozan'la ha, yeni yeni toparlanıyor ya. Şimdi kalkıp da, şimdi bunlar kim yapıyor? Mürted, mürtedin hakkı hayatı, niçin olmadığını anla. Bunlar vatan haini, bunlar din düşmanı, bunlar insanlık düşmanı. Mürted, mürtedin hakkı hayatı yok, kafirin var. Bunlar kafir değil, mürted. Var mı sorunuz? Ezan okulu. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin el-fâtiha temâs selâvâtı.